...da size hediye geliyor ve Erkan abicim şimdi son tarifimiz... Ve sen diyeceksin ki bana sen hatırlamazsın senin çocukluğunda çamaşır sodası yoktu diyeceksin. Ay sen evet evet ben çok yaşlıyım <laughs> sen çok gençsin. <laughs> tamam şimdi çamaşırlarımızı nasıl beyazlatacağız? Evet çok önemli bir soru neden biliyor musun? Çünkü insanlar çamaşırlarını beyazlatmak adına ellerine çamaşır suyu alıyorlarsa bu soru demek ki çok önemli bir sorudur. Oysa ki çamaşır suyunun çamaşırlarda yaptığı tahrifat yani onların dokularını zayıflatması kurutması, çürütmesi çok daha kötüdür. Oysa çamaşırı ekolojik olarak da bembeyaz. Annemin deyimiyle, diğer bütün Kar annelerin deyimiyle böyle sakız gibi yapmak sakız mümkün. Sakız gibi. Peki na nasıl yapacağız arkadaşlar? Bak Erkan burada abicim. neler var. Burada neler var? Şeker. Şeker, evet. Evet. Yani tuz. Burada tuz var ve burada limon suyu var. Evet. Ve burada da Oksijen. Oksijenli su yani su. hidrojen peroksit yaralarımıza falan döktüğümüz bu var ya. Temizlediğimiz. Evet bu da aynı zamanda tabii nispeten kimyasal olmakla beraber çamaşır suyuyla kıyaslandığında hani eski deyimiyle ehveni şer dediğimiz yani bu da çok iyi iş yapabilen ve dezenfekte edebilen bir üründür. Şimdi beyazlarımızı yıkarken nispeten sıcak suyla yıkadığımızda ...daha da güzel temiz olacaktır ama... evet ...şimdi, e, şimdi karıştıralım... Şekerle, bakalım. ...şekerle tuzun... ...çamaşırlarda beyazlatıcı etkisi... ...çok önemlidir lütfen... ...kullanmış olduğunuzu umarım... De, ...ekolojik deterjanlardır... ...onun içerisine bir yemek kaşığı kadar... ...şimdi ben de bunu soracaktım... ...nasıl kullanacağız Erkan evet. abi karışımı... ...şimdi e, deterjan gözüne... ...deterjanı koyduktan sonra... ...ya da çamaşır sodasını koyduktan sonra... ...sabunla karıştırılmış... Evet. ...içerisine... Bir kaşık toz şeker toz koyuyoruz, şeker, deterjanın içerisine deterjanımızın koyuyoruz içine. ve bir kaşık da tuz koyuyoruz, tuz şeker karışımı. Deterjanımızı kendimiz de hazırlayabiliyoruz. Kendimiz de hazırlayabiliyoruz. Erkan Şamcı burada anlattı, evet. yine sabunumuzu rendeleyip e, çamaşır sodasıyla karıştırdık, sodası karıştırdık ve içerisine tuzla şeker karışımında deterjanımıza kattığımızda Ekstradan beyazlık sağlayacak bir güç katmış oluyoruz. Ancak bu da kafi değildir. E, limon demin dedim ya saçlarımıza limon uygulardık renkleri açılırdı. İşte beyazlatma özelliği limon suyunda çok yoğundur. İçerisine bir parça da limon, limon suyu katıyoruz suyu. ve e, limon suyu şeker ve e, tuzdan Tuz. karışık. Yetmedi. çünkü bu beyazlık düşkünü hanımefendilere hiçbir beyazlık yetmiyor. yetmez yetmiyor. kesinlikle yetmez evet. ama ne yapıyorum ben onun Yemen. üzerine de e, oksijenli, oksijenli su yiyor. damlatıyorum çok fazla değil çok Beş fazla 5-6 damla yeterli mi yeter bu kadar da damla. yeter işte e, ekstradan beyazlatma gücü olan bir solüsyon hazırladım bununla çamaşırlarımızı yıkadığımızda özellikle de tül perdeleri bunu kattığımızda bir parça tül perdeleri e, hafif e, daha dik durmasını sağlayan artan bir özelliktir. Ama bir Aha. de kültürel tevdir var ki onu da unutmayın Bu lütfen. Bu nedir? O nedir biliyor musunuz? Çamaşırlarınızı beyaz olsun istiyorsanız, evet. artı bir beyazlık istiyorsanız çamaşırlarınızı güneşte kurutun. Güneşte. Güneşte. Sararma yapmaz mı? Beyazlanma yapar. Şimdi renklileri güneşte kurutursanız renkleri solar. Ama beyazları güneşte kurutursanız, kurutursanız. daha da beyaz olur. Beyazın da beyaz olur. Eyvah eyvah. <laughs> ben o zaman yanlış biliyordum değil mi? Bu da böylece düzeltmiş evet. olduk. Beyazca zaten açsın istiyoruz. En açık şey de güneşin o evet. arındırma ve beyazlatıcı gücünü de mutlaka yanımıza alalım. Evet iyi fikir izleyicileri... Salı günü sevgili Erkan Şarmca abim <laughs> burada gördüğün gibi seni ne, nereye gönderiyoruz?